Arkadaşlar merhaba, Albert Hellman karşınızda. Size çok güzel bir sürprizim var. Hafifçe bir göz gezdirelim. Karşınızda Ferrari 488. Ferrari 458'i değiştiren yeni model. Fiyatı 289.900. 290.000 olsaydı alamayacaktık. Birazdan bu arabayla inşallah test sürüşü yapacağız arkadaşlar. Lastiklerden bahsedeyim. 305, 30 yanak, Michelin, jantlar, dislerin boyu, bunların hepsini internetten bulabilirsiniz. Sadece size bu arabanın yeni özelliğinden bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi hava kanalları içeriden girip disk frenleri soğutuyor. Bütün araç boyunca alttan geçiyor ve motoru soğutuyor. Bu tabi üstü açık Spider modeli. Ve üstü açık tekrar. Bunun fiyatı ise 750.000 dolar. Şekerci dükkanı gibi her tür güzellikler var. Paranın ne önemi var dedirtiyor insana. Daytona yarışlarında kullanılan model. Tamamıyla yarış direksiyonu. Gördüğünüz gibi yakıt deposu. Hemen yarışlarda çabucak doldurmak için. Civata yok. Tek jantlı. Ve arka spoiler. Motoru bakıyoruz. Mid engine dedikleri. Orta. İkinci el Mir Portofino modeli. 260.000 model. Tabi burası oyuncakçı dükkanı. Görüyorsunuz her yerde Ferrari'ler. Satılan arabaların resminizi çekilmememizi rica ettiler. Benim hayalimdeki dizayn bu. Sarı ve siyah çizgili. 504.000 dolar. Çok çalışmam lazım arkadaşlar. Ama birazdan test sürüşüne çıkacağız. Muhakkak ki test sürüşünde size tüm bilgileri vereceğim. İşte benim hayalimdeki 500 bin dolarlık bir araba. İnanın 500 bin dolarım olsa yine almam. Çünkü dünyada o kadar doyuracak çocuk var ki. Gerçekten bu kadar parayı vermek zor. Ama unutmayın ki bu da bir endüstri sonuçta. Bu endüstri, insanlar bundan para kazanıyor. İlla sokağa atmıyorsunuz. Yani bu arabayı yapan mühendisler, işçiler, herkes geçimini sağlıyor. Bu bir iş, bir sanat. Gerçekten bir sanat. Kızacaksınız yine sanat diyorum diye ama Ferrari sanatı. Spider 458. Görüyorsunuz hava kanalları biraz daha eski diyeceğim. Biraz daha tabi dizaynı en az bir 5-6 sene öncesine. 224.000 dolar ikinci el. 350.000 dolar olanı. Bu da F430. Çoğu basketbolcu bunlardan alıyor. Ama binemiyorlar çünkü çok uzunlar. Heh, bütçeme göre bir tane buldum. 210.000'miş. Allah razı olsun. Buna param yetiyor bakın. 300'e yetemiyordu. Biliyorsunuz sadece size genel olarak motorun ortada olmasının yola daha iyi yapışmasını ve denge sağladığını bildiğimizi söylemek istiyorum. Kokpitine biraz bakalım.
Kokpitinde gösterge tablosu. Uzun uzun bakabilmeniz için tutuyorum. Bu biraz daha yarış modeli. Bunda çok konfor aramayın. Süet. Bakın kapı kolpları bile yok. Hoparlörler az, küçücük, yere yapışmış. Yangın söndürme. Süet. Rally koltukları. İnsanlar bunu unutmayın. Alıyorlar ve pist yarışlarına götürüyorlar. Yani bu adamın günlük arabasının da dışında eğlence arabası. Çok güzel. İkinci el modellerimiz. Eğer golf oynamayı seviyorsanız Ferrari GTC 4 Lusso modelini alabilirsiniz. Çünkü bagajı var. 4 kişilik golf sopalarınızı buraya koyabilirsiniz. Zaten başka bir şey koyamazsınız. İçine bakalım. Gördüğünüz gibi Tiptronic ve modunu ayarlayabiliyorsunuz. Hangi sport mu? Yüksekliğini bakın. Motorunuzu buradan çalıştırıyorsunuz. Bu arabalar uçmak için yaratılmış. Alçaktan uçmak için yaratılmış. Çok güzel metalik bir mavi. Yeni 488. Tipik Ferrari. Direksiyon özellikleri taşıyor. Kumandalar aynı. Bu arabada yapacağınız tek şey hız. Ulaşım aracı olarak düşünmeyin. Şekerci dükkanı gibi. Yeni Acura. Yani Acura Honda'nın BMW MAG hepsini göstermek istiyorum. Bunları kanalımı desteklerseniz inşallah size söz veriyorum. Teker teker videolarını yapacağım. Aman Allah'ım, Rolls Royce. Teker teker videolarını yapacağım. Size söz veriyorum. McLaren. Muhteşem. Tabii benim aslında tüm zamanların favorisi Porsche. Porsche gerçekten çok severim. Gembala yapım sanırım. Ferrari California. Mercedes hiç sevmem. Bilmiyorum. Gerçekten Mercedes'i hiç sevmiyorum. Alfa Romeo'nun Spyder'ı. Diğerlerinin aslında küçücük kalıyor ama bu da çok performanslı bir araba. Bu da ikinci el. Bir California modeli. 260 bin dolar. Fiyat etiketi var. 7 bin motorlu. 12 silindirli. Önden motor. Muhteşem. Kendinize bir Ferrari alıyorsanız muhakkak çocuğunuza da alın. Eğlensin. 30 bin dolar. Karbon disk fren modelleri ve direksiyon simitleri. İstediğiniz her renk ve deride yapmamız mümkün. Koltuk çeşitlerini dizayn edebiliyorsunuz.
Kendi ergonomik yapınıza göre ve rengini de seçebiliyorsunuz. Arabalara devam edeceğim. Sadece jantlar. Evet, bu arabayı daha önceden kullanma fırsatım olmuştu. Targa. Tamamıyla aynı renk. Almanya'da bir iş için gitmiştim. İnşallah bugün Ferrari'ci, başka bir günde Porsche bayisine gidip yeni bir test sürüşü yapacağız arkadaşlar. Ferrari'nin Monza yarış modeli. Gördüğünüz gibi frize bağlayın.